Bizler herhangi bir cinayete maruz kalmış insanlar gibi kendi ülkemizde ölmek istemiyoruz. Türkiye'de Z kuşağı trans olmak ne demek desem sana? Dağdaydım, babamla dağa giderdik. Kurt köpek mi gelip bana diyecekti, gel ben sana cinsel yönelimi farkını anlatayım. Tüh dedi, senin şu halına. Oy lafa bak sen. Seninle dedi sokakta gezilmez. Seninle nasıl geziliyor ya? Neyin varsa gözüme sürme çekmişsin ha. Nasıl da güzel giyinirdim, terbiyeli bir insandım. Bu ülkede yaşamayı seviyor musun? Sivas'ın kanka köpeğini seviyorum herhalde. Ben de sanıyorum ki oyun oynayacak diye giderdim. Abo beni boğar atarlardı. Isırmak değil ama boğmak dedim. Şöyle sallıyor köşeye atıyor. Özlediğim şey kanka köpeği. Bu ülke gençlerini anlıyor mu sence? Anlamıyor asla. Bir tecavüzcü benden daha onurlu yapamazsınız. Senden çocukluk eşyası getirmeni istedim bu programa. Toka. Çocukluğumdaki hiç takamadığım en sevdiğim tokam bu. Bana bu hayatta en iyi gelen şey. Kedilerim. İnsanlardan en çok duymaya ihtiyaç duyduğum cümle. Kadınsın. Bir gün unutulursam. YouTube'da videolarım var, oradan izlerler. Yoksa da giderim. Z'ye hoş geldiniz hepiniz. Klinik psikolog Gökhan Çınar ben. Biz bu programda hem dünyayı değiştirilmesi beklenen hem de aslında dünyalarıyla yargılanan Z kuşağını konuşacağız en çok. Aynı zamanda hem bir kuşak çatışması anlamı yüklenen hem de diğer taraftan kuşak aktarımı beklenen Z kuşağının temsilcilerini konuşacağız. Diğer taraftan tabii bu sadece bir kuşak değil, aynı zamanda içinde farklı renklerde, farklı karakterlerde, kişiliklerde birçok biricik insanı barındırıyor. O biricik insanları da tanıyalım, anlayalım istiyoruz. Biraz da artık ülkede, YouTube'da, dünyada gençlerin sesi daha fazla yankılansın da istiyoruz. Bugünkü konuğum 26 yaşında, aynı zamanda bir genç ve bir trans birey. Bize anlatacakları var. Hem Z kuşağının aynasından, yansımasından hem de aslında kendi dünyasından. Esef Su, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl bir hisle başlıyorsun programı? Heyecanlandım. Suyu içe içe bitirdim daha başlamadan. Nasıl bir heyecan peki bu şu anda? Farklı bir heyecan. Z kuşağıyım evet ama ben kendimi hiç Z gibi hissetmiyordum. Daha olgun, yetişmiş hissediyordum. Ama sanırım yani insanların takdiriyle Z kuşağına bir sürü şey anlatabildim. Hem ailelerine hem kendilerine. Umarım her şey güzel olur. Umarım onların sesi olurum. Diyorsun ki sen sosyal medyada bir varlığın var. Takip eden de çok fazla insan var. Sosyal medyada beni en çok aileler takip ediyor. Evet. Ama benim kendi ailem benden kaçıyor. Konuşacağız detaylı ama bu cümleyi söylemek nasıl hissettiriyor sana? Yani acı verici hissettiriyor. Çünkü bir sene önce İstanbul'a taşındım. Şu an tamamıyla yalnızım, tekim, kimsesizim. Akşamları canım sıkıldığı zaman arayıp da derdimi anlatıp da ağlayabileceğim bir annem yok. Akıl fikir alabileceğim bir abim ya da sırlarımı paylaşabileceğim bir ablam yok. Ticaret veya başka herhangi bir konuda danışabileceğim bir babam yok. Yani tamamıyla çok kalabalık bir şehirde tek başıma yalnızım. Onun geri kalanında bir sürü ailem var. Dışarıda bir sürü insan var. Her gün yolda yani belki de 10 kişi tanıyor. Fotoğraf çekiyoruz. Güzel, seviyorlar, sarılıyorlar. Ama hepsinin dediği tek şey var. Ben senin annenim, ben senin ailenim. Ama değil işte. Öyle olmuyor. Benim annemden başkası annem olmuyor işte. Öyle bir yalnızlık. Peki o temasta sevdiklerini söylediklerinde, takdir ettiklerinde hissin nasıl? Bunun yapmacık olmadığını anlıyorum. 17 yaşımdan beri ailemle tamamıyla ilişkilerim kesildi ve 3 kez hayatı sıfırdan başladım. Güzel bir şekilde başlamaya çalıştım bunlarda da. İşte o 3 kez başladığım zamanda süreçte artık insanları tanıdım. Zaman içerisinde artık insan sarrafı oldum ve insanların samimiyetinin sahte olmadığını farkına vardım. Sarılmalarının, sevmelerinin, yani insanın buralarından öptükleri zaman insan anlıyor. Sağ olsunlar. O sevgiyi sağlayan şey senin aslında sosyal medyada, platformlarda var olman. Bir yandan da bu bir hayat biçimi oluyor. Z kuşağının genelinde de aslında orada var olma isteğini görüyoruz biz. Tabii. O kamerayı açtığın zaman tam olarak orada nasıl bir hisle çekiyorsun o videoları, o dünyayı nasıl yaratıyorsun? Yani canlı yayınlar için ilk başta hadi bakalım avratlar dövüşe başladık diyorum. Başlıyorum tabii öyle bir hisle. Çok mutluyum, güzelim. Rahat hissediyorum falan. Çünkü 3000 kişi, 5000 kişi oluyor yayınlarımda. Onlara hitap ediyorum ama daha sonra yani ilerleyen sohbetlerde bazı kırıcı insanlar olabiliyor. Onlar yoğun bir hormon sürecindeyim şu an. Hormonal anlamda benim modumu düşürtüp tamamıyla belki o gün yayını kapatmama bile sebebiyet verebiliyor. Neden peki Esef Su? Neden o dünyada var olmak illa? Niye bütün bunları kendi sosyal çevrenle, etrafındakilerle yaşamak değil de o kadar insanın, binlerce, yüzlerce, milyonlarca insanın görmesini sağlamak niye önemli? Aslında bunun çok güzel bir açıklaması var bence. Bunu kendi içimde hep düşünürüm. Şimdi ben 23 yaşında
cinsiyetimi değiştirmek için tedavi sürecine başladım devlet onaylı. Başladıktan sonra öncesinde 23 yaşına kadar erkek bedeninde hayatıma devam ettim ama ergenlik çağına geldikten sonra artık bir şeylerin yanlış olduğunu, huzurlu olmadığımı hissettiğim dönemler olmuştu. Ailemin işte kendine göre onuru, çalıştıkları yer, yaşadıkları alan, onları korumak adına onların isteği üzerine 23 yaşına kadar erkek bedeninde devam ettim hayatıma ama bir süre sonra kendi hayatımı değil de onların hayatını yaşadığımı farkına vardım. Ve bu beni yani mutlu etmeyecekti. İşte zorla belki bir kadın arkadaşımızla bir bireyle evlendireceklerdi falan fişman. Ama o zaman da kadına yapılmış bir saygısızlık bu falan. Benim hayatım tamamıyla biterdi o zaman. Ama hiç kimse bunu düşünmedi. Bir süre sonra artık kimsenin bunu düşünmediğini, herkesin kendi açısından baktığını fark ettim. O zaman dedim demek ki bazı şeylere dur demek lazım. Bazı insanların kurban olması lazım. Mesela çok üzülürüm annemin haline. Çok acırım, ağlarım. Anneciğim derim sen bu acıyı çekmek zorunda değildin. Çünkü onlar için de çok zor bir süreç bu. Ama kafamı yastığa koyduğum zaman, mesaj aldığım zaman diğer annelerden, diğer çocuklardan. Evet diyorum anneciğim sen gerçekten çok başarılı bir kadınsın. Senin çocuğun bugün binlerce çocuğa, milyonlarca aileye ulaştı. Ve onlar için çok güzel bir örnek oldu. Belki sen bugün üzüldün ama olsun. Sen diğer çocukları kurtardın, öyle düşün. Yani bazı şeylerin artık saklı, gizli ya da ötekileştirilmesi artık bence hiç doğru bir şey değil. Bir şekilde gün yüzüne çıkması lazım. Doğru şekilde. Bu ülkede yaşamayı seviyor musun sen? Tabii. Vatanımı, ülkemi, doğduğum toprakları, Sivas'a gittiğim zaman içtiğim suyu nasıl özlemiyorum, nasıl sevmiyorum? En çok nesini seviyorsun? Ne bileyim Sivas'ın kangal köpeğini seviyorum herhalde. Küçükken beni çağırırlardı. Biz şimdi artık çocukluğumuzdan beri kangal itlerine büyüdüğümüz için. Çağırıyorlardı koşuyu. Ben de sanıyorum ki oyun oynayacak diye giderdim. Abo beni boğar atarlardı it gibi. Yemin ederim koşuyu. Aha böyle parçalarlardı. Isırmak değil ama boğmak dedim. Şöyle şöyle sallıyor koşuyu atıyor. Ben de sanıyorum oyun oynuyor. Ben de onlara çökerdim falan bir şey. Özlediğim şey kangal köpeği. Onu özledim. Bir de Sivas'ın soğuğu. Yazın bile orada şey hırkayla dolanıyorsun. Peki belki bir iki cümleyle söylesen anılarıyla, varoluşuyla, aslında köyüyle, toprağıyla büyümüş bir insan var. Elbette ki insan olmak en aslı olan şey ama Türkiye'de Z kuşağı trans olmak ne demek desem sana? Bizler bu uğurda son acı çekenler olabiliriz bence. Bana bir tık öyle geliyor. Z kuşağından bir sonraki nesil yani Z kuşağının yetiştirdiği nesil bence çok çok daha ferah bir yaşama kavuşacaklar. Umarım biz de Z kuşağının güzel zekasıyla, güzel aklıyla onu yani sağlayacağız. Bir kitlen var. Onlar seni takip ediyorlar. Seni seviyorlar. Aralarında da en çok aileler var görüyorum ki. Bu aileler, bu insanlar, seni takip edenler neyi seviyor sence sende? Şivemi seviyor. Dobrayım, açık sözlüyüm. Bir de küfür bilmem. Argo konuşmam. Bir de resim öğretmeniyim. Resim öğretmeni olduğum için de insanlarla nasıl muhatap olmam gerektiğini iyi biliyorum. Yani bir çocukla da, bir 70 yaşındaki yetişkin insanla da nasıl muhatap olmam gerektiğini, ona derdimi nasıl anlatabilirim ya da benim sorunum kimle, kime nasıl sorunumu çözerim, anlatırım. Bu yüzden bu insanlar beni seviyor. Biraz onların içinden biriyim yani, çocukları gibiyim. Yani hepsi akşam evine gittiği zaman, anne bak ben ne buldum diyorlar, işte beni gösteriyorlar. Hepsi birlikte hoşlanıp izliyorlar. Bazı cümleleri sen tamamla isteyeceğim. İlkiyle başlıyorum. Tamam. Bana bu hayatta en iyi gelen şey. Kedilerim. İnsanlar beni görsünler çünkü. Çocukların yaşamaya hakkı var. İnsanlardan en çok duymaya ihtiyaç duyduğum cümle. Kadınsın. Çocukluğuma dönsem ona şöyle derdim. Aileni dinleme erken yaşta başla. Ne yapacaksan hemen yap. Bir gün unutulursam. İşte YouTube'da videolarım var oradan izlerler. Yoksa da giderim. Bu hayatta beni en çok öfkelendiren şey. Cehalet. En umutsuz anlarımda. Umutsuzluktan tekrardan bir umuda kavuştuğum anları düşünürüm. Peki, korktuğum zaman? Espri yaparım. Benim bu hayatta geleceğimden beklentim? Bir öncü olacaksam, bir aktivist olacaksam başarıyı elde etmek. Peki, korktuğu zaman espri yapan bu yetişkine, Z kuşağının temsilcisine biraz çocukluk sormak istedim. Sen sever misin çocukluğunu? Yani 13 yaşında babaannemi kaybettim. Ondan öncesini severdim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum pek fazla. Çocukluğunun nasıl bir anlamıydı babaanne? Yani 13 yaşıma kadar babaannemi annem sanardım. Babaannem hayatını kaybettikten sonra ailemin evine gittiğim zaman annemin aslında gerçek annemi olduğunu farkına vardım. Annemin gerçek annemi olduğunu orada anladım dediğin şey biliyordun ama öyle hissetmiyordun anlamında. Tabii yok. Annem de çok iyi bir kadındır. Beni çok severdi ama babaannemin ilgisi sanırım çok çok fazlaymış. Bu yüzden
Yani korktuğum zaman bile onun eteğinin altına girerdim. O hep en çok benim istediğimi yapardı. Beni çok severdi. Ben de onu çok severdim. Bir bütün gibiydik yani. Sen 8-9 yaşlarındayken Esef Su babaannen kaç yaşındaydı? Yani 65 falan vardı. Anlar mıydı senden çocukluğunun dilinden? Yani anlamasa da sarıldığı zaman anlardı bence. Anlıyordu. Sen varoluşunu, kimliğini, yönelimini ne zaman fark ettin? Cinsel kimliğimi, cinsel yönelimi fark ettiğim zamanlarda çocuk olduğumu hatırlıyorum. O dönemki hep oyunlarımda şey vardı yani. Anne olmak isteği vardı. Hep kadın olmak istiyordum. Çocukluğumda gördüğüm rüyalardan bir farklılık olduğunu anlıyordum ama Sivas'ın köyünde büyüdüm yani. Sivas'ın şehir merkezinde hayatımda toplasan 2-3 kez gitmişimdir ama köyde büyüyen bir çocuğum ben. Benim cinsel yönelimimi farklı yönlendirebilecek ya da tacize maruz kalabileceğim, tecavüze maruz kalabileceğim bir ortam yokturdu. Dağdaydım, babamla dağa giderdik. Ne yani kurt köpek mi gelip bana diyecekti, gel ben sana cinsel yönelimi farklı anlatayım. Öyle bir şeyler olmadı düşünüyorum çocukluğum ama hep bu benim içimde var olan bir şeydi. Fakat idrak edemiyordum. Bunun ne olduğunu farkında değildim. Ta ki Blue çağına kadar. Blue çağındaysa artık bir genç oluyorsun. Genç olduğum dönemlerde evet dedim. Bende bir farklılık var. Ben kadın bireylerden hoşlanmıyorum. Bunu açık bir şekilde kendime ifade ettim. Belli bir dönem o şekilde yaşadıktan sonra 20'li yaşlarda da trans kadın olduğumun gerçek kimliğimin farkına varıp artık tedavi sürecine girmeye başladım. Sen İmam Hatip'te okudun değil mi Esef Su? Yani amcalarım herhalde karar veriyor. Ben anlamadım yani. Amcamız vardı bir tane. Sen hafız olacaksın, sen hafız olacaksın. Nereye hafız oluyorum? İstemiyorum sanki. Bunu ben mi istiyorum? Ben resim öğretmeniyim, resim öğretmeni olmak istiyorum derdim. Ama bunu ifade edemiyordum babama. Anneme diyordum ki anneciğim ben okumak istemiyorum. Ben İmam Hatip'te okumayacağım. Ben resim öğretmeni olmak istiyorum. Beni ona göre bir yere yazdırın. Ama zorla işte götürdüler. Ben de ilk seneden hoca bana dedik şey dedi. Lan dedi senin dedi baban imam mı dedi. Sen nereden biliyorsun bu kadar şey dedi. Sureyi, duayı, kitabı dedi. Yok dedim hocam küçüklüğümüzden beri bize öğretti bunları. Okumayı, hepsini, her şeyimizi biz biliyoruz yani dedim. İlk iki senem çok güzel gitti. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'in sayfa sayfa şeyleri var, sureleri var. Anam ezberleyemedim, kaldı öyle. Ay dedim daha ben tövbe ya Rabbi. Bir de Kur'an-ı Kerim hepsi çok güzel şeyler, güzel kitaplar ama bence bana kalırsa benim İmam Hatip'ten muzdarip olduğum konu böyle bir baskılı eğitim vardı. Hani sanki koyuna davranır gibi, ite davranır gibi davranıyorlardı. Cuma namazı vaktinde herkesi zorla cuma namazını. Yani bunlar benim ve benim akranlarımın yaşadığı şeyler. Şimdi kimse buradan belki insanlar diyebilir İmam Hatip'i kötülüyor, şuydu, buydu falan bir şey. Ama öyle bir mantık yok yani. Bir insan yaşamadan, gitmeden bunu bilemiyor. Dışarıdan her şey güzel görünüyor. Sizler dışarıdan zaten ön yargı dediğimiz şey bana baktıkları zaman belki de benim çok uç bıçak işler yaptığımı düşünecekler. Ama öyle bir şey yok işte. İşin aslı bu değil. Özellikle inancın, dinin temeli güzel ahlak tabii. Ve ahlaklı, vicdanlı çocuklar yetiştirmekken orada ya da başka bir yerde, amacımız sadece bir okulun türü değil elbet. Orada ya da başka bir yerde bir çocuğa psikolojik, sözel, fiziksel şiddet, baskı uygulanıyorsa zaten çocuğa iyi ahlakı öğretmiyoruz anlamına geliyor en temelde bu. Kesinlikle. Ben senden bir çocukluk eşyası getirmeni istedim bu programa. Sen de getirdin. Evet. Gösterir misin hepimize? Çıtıka. Nasıl bir anlamı var? Yani çocukken hep bunu kız çocuklarının şuralarına çıt taktığını görürdüm. Ama ben takamazdım. Hep içimde bir ukde olarak kalırdı. Sonradan aynı tokayı, birebir aynı tokayı buldum. Ve bu benim çocukluğumdaki tokam. Çocukluğumdaki hiç takamadığım, en sevdiğim tokam bu. Öyle, öyle anımsadım. Ve şimdi böyle hep yanımda götürürüm her yeri. Bazen böyle saçım falan dağılır, atırım oraya. Aha, taktım gitti. Küçük ayıcığımı, kırmızılı. Bir de oyuncak bebeklerimiz var da onlar artık kalmadı. Piyasada yok. Bir varoluş tamamlamak gibi gülümsedin de onu taktığında ona bakıyorum. Evet tabii, ona bakıyorum. Onu zaten ilk bulduğum gün dedim evet. Peki, senin aslında cinsel yönelimin bir akraba tarafından aileye, sen bunu da pek o ara belki istemezken, hazır değilken ifşa ediliyor. Tabii. Ne oldu orada? 17 yaşımdaydım. Daha hiçbir şey bilmiyorken ergenim, çocuğum, köyden gelmiş bir vatandaş, aileden şundan bundan. Yani bir şeyleri öğrenememişim hayatta. Severim sürmeyi. Gözümün altında sürme var. Yolda bir gün beni gördü. Tüh dedi senin şu halına. Oy lafa bak sen. Seninle dedi sokakta gezilmez. Seninle nasıl geziliyor ya? Benimle gezilmiyorsa. Neyim varsa gözüme sürme çekmişsin ha. Nasıl da güzel giyinirdim. Terbiyeli bir insandım. Yemin ederim. Ailemde hiç unutmam, babama karşı en terbiyeli evladı bendim.
ne saygısızlık yapardım, ne laf ederdim, ne başka bir şey. O adam onu dedi, aradan bir zaman geçti, oğluyla beraber gitmişler benim babama. Senin çocuğun böyle, senin çocuğun şöyle, aile büyüklerimize saygı duyduğumuz aile büyüklerimize, işte bunun çocuğu böyle, bunun çocuğu böyle. Ama işte yani düşmez kalkmaz bir Allah, ben burada anlıyorum. Ben dedim tamam. Bu insan gitti benim annemin babamın hayatını mahvetti. Annem gözlerimin içinde benim odamda hüngür hüngür ağladı. Kadın bir haftada böyle minicik kaldı gitti. Ve ben o günden sonra artık kaygı bozukluğu hastalığına işte onunla savaşmaya başladım. O gün kapandı benim sayfam. Ben 17 yaşında öldürüldüm. Net. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Zaten o kişi de eğer izliyorlar zaten. Çoluğu çocuğu izliyormuş. Ben onlara daha sonradan söyledim. Sizin dedim babanız böyle böyle. 65 yaşında kendisi. 65 yaşında kendisinin yarım saatlik bir ifşa videosunu bana attı arkadaşlarım. Ya. Ve bir eşcinsel. Kendisi de bir eşcinsel. Sana bunu yapan kişi kendi varoluşunu saklamaya çalışan. Tabii, tabii. Ve bunu öfkeye dönüştüren tabii, bir çocuğa biri. Demek ki bunun gençliğinde buna bir ötekileştirme yapılmış. Bakın ben böyle değilim. Karşıyım. Bunu demek için beni öne attı. 17 yaşındaki bir çocuğu öne attı. Abin seni öldürmek mi istedi? Beni şey tüfekle öldüreceklerdi. Daha da sonra demek merhametlilermiş. O anda işte insan tamam daha olmayacak şöyle böyle deyip artık oradan çıkmak istiyor. Demişsin ki ben ailemden ayrıldığım dönemde bana bir tecavüzcü senden daha onurlu dediler. Tabii. Ama bunu teyit ettim. Bir kez denilmedi bu laf bana. 4 kez 5 kez dedim ki babaannemin adı Hanım'dır. Hanımın torunuyum dedim. Ben dedim aile terbiyesi görmüş bir insanım. Sizler beni bu şekilde sokağa atamazsınız dedim. Ben saygısızlık yapmadım, hırsızlık yapmadım, insanların çocuklarına kötülük yapmadım, yaşlıya saygısızlık yapmadım. Bunları yapmadığım halde cinsel yönelimimi bildiğim için ve kendi istediğim hayatı yaşadığım için beni bu şekilde atamazsınız. 23 yıllık çocuklarını 2 günde sildiler. 2 günde beni silip atamazsınız. Bir tecavüzcü benden daha onurlu yapamazsınız. Çünkü ben rızasız bir ilişki yaşamıyorum, rızasız bir hayat yaşamıyorum ama bir tecavüzcü 3 yaşındaki 3 aylık bir bebeğe bu kötülüğü yapan insanla ben bir değilim. Ben sadece onlar gibi kendi hayatımı yaşıyorum. Güzel insanlar gibi. Sana bir fotoğraf göstereceğim. Bu fotoğraftaki kişiyi tanıdığını da düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Evet, Hande. Hande Kader bir trans birey ve bu ülke sınırları içerisinde öldürüldü. Bilir misin hikayesini? Tabii biliyorum. Yanındaki arkadaşı da 1 sene önce öldürüldü. Yani Hande arkadaşımız transfobiye, homofobik bir cinayete kurban gitti. Belki de beden işçisiydi, hiç bilemeyiz. Bu beni hiç ilgilendirmez. Ki ben asla yanlış bulmam bu durumu. Çünkü dışarıdaki sapkınlaşmış insanları ancak durdurabilecek insanlar bu insanlar. Çünkü benim bir sürü beden işçisi arkadaşım var ve onların anlattığı tek şey şu. Bize gelip bana anne de, bana oğlum de veya ne bileyim ben senin enişten olayım şöyle böyle. Bu tarz bu şekilde şeyler anlatıyorlar bize. Ki ben giderim onlara yemek de yapmaya arkadaşlarıma. Kendi kulaklarımla da duyduğum, şahit olduğum şeyler bunlar. Zaman zaman takipçilerime de bunların kanıtını gösterdim. Şimdi böyle bir durumda beden işçisi bile olsa bir insanın öldürülme hakkı yok. Yani insanlar bize küfrediyor, yolda izmarit atıyorlar, yanan sigara atıyorlar, cam atıyorlar, şişe atıyorlar. Caddede çalışan arkadaşlarımızın üzerine araba sürüyorlar. Ya neden? Neden? O da bir insan. O da bir evlat. O da bir annenin çocuğu. Bir insana nasıl bir nefret besleyebilirsin ki bu hareketleri yapasın? Arabanın altında ezesin onu. Kime, hangi kesimden insana, hangi inanca, kimliğe yapıldığı önemli değil. Yaşam hakkı vermemek bir nefret suçu. Ve nefret aslında çok erken dönemden itibaren geliştirilen ve iyileştirilmesi gereken bir duygu. Benim intihar için çok fazla sebebim vardı ancak ben LGBTİ artı birey çocuklar için yaşama tutunuyorum diyen bir Z kuşağı temsilcisi var karşımda. Senin de bir fotoğrafın var. Burada ne oldu Esefsun? Şimdi geçen sene Pride, onur yürüyüşü. Bir arkadaşımızın kucağında köpeği vardı. Köpeğiyle birlikte sürüklediler onu. Şunu yapabilirlerdi. Gel arkadaşım o köpeği şuraya bırak, ben seni götüreceğim. Yoksa zor kullanacağım. O çocuk köpeğini zaten bırakırdı. Ha diye paldır küldür, zayıf, çelimsiz bir insanı alıp götüremezler. Bence bu doğru olan budur. Daha sonrasında ben köpeği var, niye öyle davranıyorsunuz diye onları uyardığım zaman, tabii canlı yayında hep kayda alıyor bunlar. Alın şunu, alın şunu dediler. Tak beni de aldılar. Aldıktan sonra da ben o dönemde göğüs ameliyatını daha yeni olmuştum. 2 aylık bir fotoğrafı, daha 2 ay önce olmuştum.
Artık bir çektiler şuradan. Ay, o göğsüm alttan yırtıldı. Sağ göğsüm şu an tamamıyla hasarlı. Hem ülkeyle hem dünyayla hem kendinle ilgili aklına ilk geleni söylemeni isteyeceğim bir kelime oyunu yapacağız beraber. Lütfen aklına ilk hangi kavram geliyorsa onu söyle ben sorduğumda. Tamam. Homofobi. Cinayet. Popülarite. Rezillik. TikTok. Rezillik. Aile. Tamamıyla eksik. İktidar. Çoğunluğun seçtiği kişinin yönetmesi. Muhalefet. Yine aynı yakın şeyler. Ekonomi. Enflasyon. Adalet. Kim o? O kim? Ne o? Aşk. Aman. Aşk. Yani aşk yok öyle bir şey. Biz görmedik. Güç. Hayata tutunabilme. Umut. Yaşıyorsan umutlusun zaten. Umutlu musun Esef Su? Hayatından, bu kuşağın hayatından, geleceğinden umutlu musun? Sondaki bu kuşağın hayatından dediğiniz zaman evet, kesinlikle umutluyum. Bu kuşak çünkü gerçekten bilinçli, güzel yetişmiş, hurafelere inanmayan süper bir kuşak. Kendinden umutlu musun? Ümidimi kendimden çok zaman önce yitirdim. Ama bu son bir senede değişen şeyler beni tekrardan hayata, umuda bağladı. O yüzden umutluyum. Umudumu yitirmemek zorundayım şu an. Peki, önünde kağıtlar ve kalemler var, boya kalemleri var. Evet. Önüne çekmeni isteyeceğim onları. Çekeyim. Ve tam umuttan bahsederken bir gelecek hayalini çizmeni isteyeceğim. Tamam. Bunu konuklarımızdan istiyoruz, isteyeceğiz ama sen bir resim öğretmeni olarak da zaten duygunu resmedebilmeyi başka bir yerden de yapıyorsun hayatta, sanatla. Evet. Gelecekten neyi bekliyorsan, neyi hayal ediyorsan onu çiz bize. Tamam, çizeyim, durun. Göstereyim mi size? Bana da göster, hepimize de göster. Nasıl bir gelecek hayali bu? Ne güzel gözüküyor bu arada. İşte bu kadar hızlı anca. Şimdi, şehrin kalabalığından uzakta ama bir o kadar da şehre yakınım. Çünkü metropol bir yaşantıyı da severim. Güzel, müstakil bir evim var. Şu benim mehrim, kedim, kara kedim. 4 tane kedi var temelde. Onlar, bir tane de kangal köpeği aldım tabii. Çok mutluyuz, her şey güzel. Evlenmişim bile, çocuğum da var 2 tane. Öyle mi? Tabii, çocukları da çocuk esirgeme yurdundan, bakamayan ailelerden alıp onlara çok daha güzel bir gelecek hazırladım tabii. Her şeyim hazır şu an. Onlara çok güzel bir gelecek sunmuşum. Güzel bir yaşantım var. Böyle hafif, naif, sade ama başarmış, bir şeyleri oturtmuş şekilde bir hayalim var. Tek hayalim bu. 2 tane çocuğum var ama onları çok güzel ve sevgiyle yetiştireceğime söz veriyorum. Umarım olur. Bütün kalıpların, bütün bilgilerin, bütün kimliklerin, sıfatların ötesinde biz bugün genç bir insan tanıyoruz seninle beraber. Geleceğinde istediğin gibi gitsin. Hayal ettiğin gibi olsun Esef Su. Umarım. Kimlikler, yönelimler, renkler, biçimlerden bağımsız olarak soruyorum. Bu ülkede 20'lerindesin. Bu ülke gençlerini anlıyor mu sence? Anlamıyor, asla asla. Bu ülke gençlerini anlamıyor dediğin yerin altında en çok hangi anlaşılmamazlık var? Bizler Özgecan gibi, Hande gibi ya da benim gibi ötekileştirilmiş veya herhangi bir cinayete maruz kalmış insanlar gibi kendi ülkemizde ölmek istemiyoruz. Bir dönemler, örnek veriyorum, kapalı kadınlara yapılan işte eşarbını çıkar falan fişman, bu tarz ötekileştirmeyi, onu geçtik. Sonra hayvanlara yapılan eziyet geldi. Onu da bir şekilde birazcık üstesinden gelebildik. Sonra kadın hakları geldi. Onun da biraz daha üstesinden gelebildik. Sıra LGBTQ+'lara geldi. Bizim bunları rahatlatıp bu şekilde anlaşılmamız gerekiyor bence. Yanında bir kum saati var. O kum saatini çevirmeni isteyeceğim. O çevirdiğin andan itibaren de bir dakika boyunca bu ülkede, ailende, hayatta 26 yaşında içinde her ne kaldıysa inandığın gibi söyle isteyeceğim. Şu anda bu konuda bil ki bütün ülke seni dinliyor. Senin fikrin, duygun şu anda başrolde. Çeviriyorum o zaman. Çocuklar, ilk olarak sizlerle başlıyorum. Bizler için en büyük temel, nasıl bir coğrafyada yaşadığımızı unutmadan, ailemizin de değerlerini, yargılarını, onların da bir hayatı olduğunu unutmadan daha düzenli, doğru ve eğitimli bir şekilde üniversite okuyarak hayatınıza devam etmeniz. Ailelerden isteğim de bu çocuğun sizin evladınız olduğunu unutmayın.
Evladınız başkalarının çocuğu değil, sizin çocuğunuza başkasının hükmetmesinin hiçbir anlamı yok. Dışarıya çıktığı zaman herkes kendi hayatını yaşayacak. Benim evladım nasıl istiyorsa öyle yaşasın demeyi tercih edin ve lütfen ne olur yalvarırım çocuklarınızı olması gerektiği gibi bir birey gibi yetiştirmeye çalışın. Bunları yaptığımız zaman çok çok daha güzel olacak. Lütfen merhametli, sevgi dolu çocuklar yetiştirin. Çocuğunuza küçüklükten beri amcalara tükünü göster derseniz daha sonra çok büyük sorunlarla karşılaşırız. Ben size bunu söyleyeyim. Onu dediniz bugünkü hepsi onların tecavüzcü olduğu çıktı başımıza. Yapmayacaksın. Evlat olduğunu, bilinç olduğunu önce ailelerin kendini eğitmesi lazım bu konuda. İki tarafın da anlayışlı bir şekilde gitmesi lazım. Güzel insanlarsınız. Lütfen hayat bizim için güzel olsun. Çocuğunuzu sarın lütfen. Bitti, doldu. Bu kadar. Hem çok candan ciğerden hem de mizahınla beraber anlattığın yerler gülümsetiyor beni. Bir de bu çocuğunuza sarılın derken aslında hem insanlara bir şey anlatıyorsun hem kendi boşluğunu da anlatıyorsun anladığım kadarıyla. Bugün kendini, ülkedeki kendini, dünyadaki kendini ve belki de seni duyan herkesi başka yerlerden anlattın, ifade ettin. Evet. Esefsu, şu anda hayatta olmayan biri. Bu bir sanatçı olabilir, bu senin hayatından biri olabilir. Ama kuşaklar arası bir yolculuktur. Z dediğimiz nedir? Kuşak aktarımının bir parçasıdır. Biricik birçok insan var bu kuşağın içinde de. Sen de onlardan biri olarak hayatta olmayan kim duysun isterdin seni? Mesela bu masada tam şurada bir sandalyede biri oturacak ve senin her sözünü duyacak, dinleyecek olsa o kim olsun isterdin geçmişten? Bence dinliyordur ama yine de burada oturması gereken biri varsa o benim babaannem. Çünkü her düştüğüm zaman elimden tutan kişi o. Toprağıyla bile yanımda gezerim. Onun olmasını çok isterdim. Ama beni bence o duyuyor ve benimle gurur duyuyor. Benim düşündüğüm. Çünkü o da olsa o da böyle isterdi. Bu sohbetin sonunda ona söz hakkı versek ne derdi sana mesela? Bence bana sadece sarılırdı. Eteğinin altına alırdı beni belki de. Bir şey yapardı. Ama bırakmazdı yani. Sadece sarılması yeterdi. Ben çok giderdim onun mezarına. Çok ağlardım. Her gitmemde toprağını öperdim. Şöyle vereyim sana. Hep söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu dünyada ölüm var. Diğer taraftan hatırlamak bir buluşma biçimidir. Kuşakları buluşturan bir biçimdir aynı zamanda hatırlamak. Ve biz de burada o senin hayatında büyük imzası bulunan kadını sevgisiyle, şefkatiyle andık ve aslında sen zaten kendi içinde onunla hep buluşuyorsun. Ama bilelim, anlayalım, sadece bir kimliği temsilen değil, bazen gençler anlaşılmadıkları için, sevilmedikleri için, bazen özgürleşmek için, bazen başka çareleri olmadıklarını düşündükleri için çoğunlukla aslında empatiden kendilerine herhangi bir şekilde bir parça sunulmadığı için kapalı, katı ya da işte diğerlerine karşı soğuk durabiliyorlar. X kuşağına, Y kuşağına, baby boomer adına ne dersek diyelim ama bu dünyanın içerisinde aslında gençlerin de kendi dünyasında fazlaca şefkate, sarılmaya, dokunulmaya, duygusal temasa, sohbete, anlaşılmaya, empatiye ihtiyaçları var. Kendi dillerinde. Eğer biz başka kuşaklar Z dediğimiz kuşağın dilini, duygusunu anlamazsak zaten aslında sadece onları eksik bırakmıyoruz. Nesilden nesile geleceği eksik ve boşluklu bırakıyoruz. Diğer taraftan aile çok temel bir yerde. Esef Sultan da duyduk. Umarım gerçek bir yerden duymuşlardır seni de. Çünkü eğer bir aile, bir çocuğun, bir gencin hayatında boşluklar bırakırsa insan bir ömür dört nala o boşlukları kapatacak yerler arıyor hayatında. Elbet kendisine verilmeyeni kendine vermeyi öğreniyor ama ömür geçiyor, ömür geçiyor. Böyle böyle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok güzelsiniz. Gerçekten seni tanıdığıma çok memnun oldum. Burada bütün duygularınla var olman, bize kuşağı anlatman, dünyaya bakışını anlatman ama en çok biricik kendini anlatman bence hepimize bir şeyler öğretti. Umarım öğretmiştir yani. Şiveli acık Sivas'ta konuştum, Sivaslılar daha çok beni anlayacak ama anlamayan da herhalde iki kere izlerse anlar. Sağ olsunlar. Bence anlamak isteyen herkesin anlayacağı, duyacağı bir yerdeyiz Esefsu. Evet, ben kalbimle konuştum. Onlar da bence kalbiyle dinlediyse, anlamak için dinlediyse %100 anlayacaklar beni. Yolun açık olsun her zaman. Çok sağ olun. Herkese güle güle.